bunu alırsam bunu alırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Saygıdeğer Demir Çöker sayfası takipçileri, yeni bir maç vloguyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Fenerbahçe AEK Larnasa. 3. Avrupa maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar bu sezon. Evet arkadaşlar, yüzüm görünüyordur umarım. Anket yapmıştım Fenerbahçe'den ne aldım diye. Çoğunluk 2010-2011 sezonu kupası demiş. Ama aslında lacivert Fenerbahçe forması aldım arkadaşlar. Bu formayla nice şampiyonluklara diyorum. Şimdi geldik ve kuzeyde hayvan gibi kuyruk var. Zor olsa da içeri yeniden girdim arkadaşlar. Yandan yandan, anlarsınız ya. Daha önce de yaptığımız gibi. Maç vloglarının kral ismi Bilal Soydaş. Bu arada cidden güzel bir ses var, güzel bir atmosfer var. Yani öncelikle buradan senin girişini de yapacağım. Saygıdeğer Demir Çöker sayfasının değerli takipçilerine selam olsun. Ben bugün bir Galatasaraylı olarak burada statta yerimi aldım. Ve Avrupa'da dediğim gibi, yani ben bunu kendi videolarımda da söylüyorum, her zaman söylüyorum. Benim görüşüm her zaman şudur. Avrupa'daysak sarı kırmızı, sarı lacivert ya da bordo mavi, siyah beyaz vesaire yoktur. Kırmızı beyaz vardır. Ben de bunun için bugün geldim ve tribünde yerimi aldım. Desteğimi vereceğim Fenerbahçe'ye. Umarım da kazanacağı bir maç olur. Skor tahmini olarak da 4-0 biteceğini düşünüyorum. Çok ses var, belki sesim gelmiyordu. Videoyu vermeyi unutmayın. İnşallah kazanırız abi. Tekrardan hoş geldin bu arada. Yanlış zamanda atıyorsun, yanlış zamanda. Doğru zamanda atacağına yanlış zamanda atıyorsun. Ölümüne, ölümüne be.
Fenerbahçe. Kıra kıra kıra. Sağdım kanar ya. Kıra kıra kıra. Sadır kanar ya. Ya senin o ayağını ayağını var ya o ayağını. Bekliyoruz. Fener'in ikinci golünü bekliyoruz. Vallahi çok zevk alıyorum şu an. 10 numara bir atmosfer var. Ben oğlum bak. Sen kim? Gerginlik çıktı. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Oraya gelirsen var ya. Kadıköy burada çıkış yok. Burası Kadıköy burada çıkış yok. Arkadaşlar ilk yarı 1-0 önde kapattık. İkinci yarı daha iyi bir Fenerbahçe görmek istiyorum sahada açıkçası onu söyleyeyim. İlk yarı hakkında ne düşünüyorsun? İlk yarı hakkında valla ilk yarıda Fenerbahçe taraftarın önünde bence çok güzel bir oyun sergiledi. Ama açıkçası Ajax'tan beklediğimiz acemilik yok. Onu fark ettim yani biraz daha böyle ne oynadık. Evet evet ben onu ben de fark ettim. Çalışmış bir takım var. Yani ben Fenerbahçe'den şu an en kötü ilk yarıda 2-0'ı beklerdim. Çünkü ikinci yarıda da 2 attım. Benim skor tahminim 4-0 gelirdi. Ama ikinci yarıda 3 golle 4-0 biteceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe kolay kolay yemez. Yani Ajax neden sağlam diyorum? Adamlar bir tane attı ofsayttan iptal oldu. Hani ben oynayışına da genel bakıyorum. Kötü oynamıyorlar açıkçası. Ama Fenerbahçe rahat kazanır açıkçası. İkinci yarıdan da 3 gol bekliyorum. Ben de aynı düşünüyorum abi. İkinci yarı daha iyi Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Bence de öyle olacak. Değişiklikler falan filan derken maddeye geçer gider yani. Çok Fenerbahçe iyi oynuyor abi ama AEK'yı da böyle beklemiyordum gerçekten. Onlar da yani acemi bir takım olarak görüyordum, düşünüyordum. Ama ya bir baktım ki yani gerçekten savaşıyorlar, mücadele ediyorlar.
Ama Fenerbahçe ne yapmadık bu maçı kazanır. İkinci yarı daha iyi Fenerbahçe çıkacak sayı. Ondan eminim. Nasıl bir soğuk? Normalde bak iki sıra aşağı inelim soğuk değildir. Biz tribünü daha iyi video çekelim diye en yukarı geldim ama bir soğuk esiyor. Ya şu an beynim ağrımaya başladı rüzgardan. Bak bu hala esiyor. Saçımdan belli oluyordur ben. Diri gibi esiyor ya. Evet abi vallahi ben de bayağı bir çarpıntı geldi bana da senin gibi. Aa, bakacağız ikinci yarıda görüşmek üzere. İnşallah burnumuz dolu kalkmayız. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Ben çok basit hasta olan bir adamım. Yarın bak hastayım yani. Ama sağlık olsun. Aynen öyle. İkinci yarıda daha iyi Fenerbahçe olsun inşallah. Vur! Valencia, Bazuka Ferdi ve Kadife Ayak İrfan Can giriyor oyuna. Ve Dinko Lendrick'e namı del Ronaldinho çıkıyor yerini Energoat Valencia'ya bırakıyor. Abi ben Valencia'nın gol atacağını düşünüyorum. Ben Valencia'yı ilk 11 başlasaydı şu an çok rahat 2-3 falan diye yani diyorum. Skor tabelasında bayağı bir değişiklik olurdu gerçekten. Ve Batshuayi çıkıyor. Batman oyundan çıkıyor arkadaşlar. Günün iyi isimlerinden. Alkışlarla kenara geliyor. Haydi. Arkadaşlar aile kallanma sayı 2-0 mağlup ettik. Yani daha çok gol beklerdim ama bu da iyidir. 2-0 galibiz arkadaşlar. Az önce baktık maç golünden Rand 2-1 yenmiş ama averajla Fenerbahçe şu anda lider. Orada bir şeyler oluyor ama. Boş işler oğlum, kazansaydınız. Evet, maç hakkında düşüncelerin abi. Vallahi az önce maç golünden baktık. Real 2-1 yenmiş. Fenerbahçe şu anda averajla, artı 1 averajla grup lideri. Grup lideri şu anda Fenerbahçe. Açıkçası ben bir fanatik Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum Fenerbahçe. Vallahi tebrikler. Yunus abi senin demek istediğin bir şey var mı? Güzel oyun oynadı da daha çok pozisyon olabilirdi. Güzel oyun ama pozisyon azdı sanki. Aynen katılıyorum. Yani maçın 4-0 bitmesi lazımdı ama 2-0 bitti. Yine de güzel bir galibiyet. Ben açıkçası şu anda Şükrü Sarıçoğlu'nda ilk galibiyetimi gördüm. Üçüncü kez buraya geliyorum. İlk galibiyetimi gördüm. Bakalım. Fenerbahçe'de Avrupa yolunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Tebrikler diyelim tekrardan Fenerbahçe'ye ve Demir'e de. Mutlu şu an Fenerbahçeliler, mutlu vallahi.
Evet arkadaşlar, bu güzel günün de sonuna geldik. Aynı zamanda bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Ama daha fazla gol beklerdim. Olsun, yapacak bir şey yok. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.